tür ahşap saplara kazıma yapmak için, logo oluşturmak için böyle fikstürler hazırladım. 3D yazıcıyla hazırladık bunları. Aynı zamanda bunlara kalıp da denir. Yani şu şekilde koymak için seri 5 tanesini birden yazdırmak için bu fikstürler bayağı işimize yarıyor. Şimdi önce onların hızlı bir şekilde montajlarını yapacağım kalıpların. Şimdi arkadaşlar eksenlere kilidini açmak için daha önce de söylemiştim. Burayı aktif ediyoruz. Bu şekilde bu hareket etmeye başlıyor. Arkadaşlar burada yükseklik ayarı için böyle bir malzeme koymuşlar. Güzel de bir yuvası var. Depolama yeri. Bunu buradan alıyoruz. Yükseklik ayarını bu şekilde yapacağız şimdi. Kafayı gevşetiyoruz. Yukarıya alıyoruz. Üzerine koyuyoruz bunu. Bu şekilde yükseklik ayarını da yapmış oluyoruz. Tekrar yerine koyalım. Arkadaşlar benim daha önceden hazırladığım bu saplara logo yazma işlemiyle ilgili bir projem var. Şimdi bu projemizi hazırladığımız fikstürler sayesinde saplara da o fikstürleri yerleştirdik. Yazacağız. İlk önce şuradan görüyorsunuz. Şuradan bir çerçeve, boş çerçeveyi gönderelim ki lazer kafamız nerelerde ne şekilde başlayıp ne şekilde sonuçlanacak onu görelim. Tıklıyoruz. Şimdi yazdırmaya devam edebiliriz. Çerçeveler doğru yerlerde işaretlendi. Ve bu sırada dediğim gibi manuel olarak yaptığım bu düğmeden filtreyi devreye alıyorum. Filtrenin sesinden gücünü hissedebilirsiniz. Gayet başarılı bir yazım gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi ortamda herhangi bir duman yok. Filtre gayet güzel tolere ediyor bu olayı. Şimdi arkadaşlar bu makine açıkken bir fan sesi hissetmişsinizdir. Mutlaka video içeriğinde de bu fan sesini sık sık duyacaksınız. Bu fan sesi bu kabinin içerisindeki anakartı soğutmak için takılmış güzel bir fan. O fanın sesi dışarıya gelmekte. Bu da ısınmasını önlüyor tabii ki sistemin. Şu anda kazma yazma işimiz bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet başarılı ve güzel. Güzel bir iş çıkardı yani. Bunlar da böyle daha önceden yaptığım denemeler. Gayet güzel görüyorsunuz, çok net. Böyle denemeler yapmıştım işte. Bu kalınlıktaki kontur plakları gayet de güzel bir şekilde aynı zamanda kesim yapmakta. Bunu da ilerleyen videolarda belki ileride nasıl kesim yapıldığını, kesim örneklerini de size gösterebilirim.
Bu şekilde 400 adet saplara logo yazdık. Bunun yanı sıra da en az 10-15 tane de deneme levhaları, kazıma işlemi, yazma işlemi falan yaptık. Ve şimdi o vakumlama filtremizin durumunu öğrenelim. ...400 tane malzeme yazıldıktan sonraki filtrenin son durumu bu şekilde. Bunu hava kompresörüyle hava üfletirsek tekrar bir daha kullanabiliriz. Tabi sürekli de kullanılmaz. Belli bir zaman içerisinde iyice tıkanacaktır. Ama şu gördüğünüz toz ve duman hepsini burada absorbe edilmiş vaziyette, hapsedilmiş vaziyette. İyi bir sistem yani. Ben bu filtre sistemini memnunum yani, sevdim. Bu da o güçlü fanımız. Şu kullanım sonrası, şu hiç kullanılmamış filtremiz.